Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen sosyal girişimciliği güçlendirme ve uyum projemiz kapsamında Gaziantep ilimizin İslahiye ilçesinde kurulumunu yapacağımız sosyal girişimcilik merkezinin mali destek sözleşmesini imzalamak için toplanmış bulunmaktayız. Bu tesis içerisinde kütüphane, bilgisayar atölyesi, çok amaçlı tasarım beceri atölyesi, kafeterya, mescit, mutfak, otopark gibi alanların olduğu, depremzede kardeşlerimizin 7'den 70'e gün boyunca zamanlarını güzel ve verimli geçirebilecekleri bir tesisi kurmak için toplanmış bulunmaktayız. Ben bu vesileyle tesisimizin İslahiye ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İşbirliklerinden dolayı valimize, Büyükşehir Belediye'mize, paydaş kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü'nün himayesinde devam ettiğimiz sosyal girişimcilik güçlendirme uyum projesi kapsamında Nurdan'la yaptığımız sosyal girişimcilik merkezini şimdi İslahiye'ye yapmak için aslında burada şu an protokolü imzalıyoruz. Ajanslarımız genel olarak bölgede hem çarşı, sosyal alanlar, birlikte üretim atölyeleri gibi birçok faaliyette bulundu. Bu faaliyetlerle birlikte mümkün olduğunca depremzede vatandaşlarımızın aslında bu geçiş sürecinde yanında olmaya çalıştık. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı bize yol açıcı olarak süreçte bize destek oldukları için. Bugün Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin Nurdağ'ında yaptığımız bir tesisin örneğini İslahiye'de gerçekleştireceğiz. Oranın çok faydalı olduğunu, özellikle depremzede kardeşlerimizin hizmetine güzel bir şekilde sunulduğunu gördük ve aynı modeli daha nitelikli bir hale getirerek İslahiye'de de gerçekleştireceğiz. Bu tesisler depremzedelerimizin biraz daha sosyalleşmesi, girişimci olması için hizmet etmekte ve aynı zamanda daha sonra vereceğimiz hibe destekleriyle bu tesisten yararlanan kişiler işletmelerini kurabilecekler, var olan işletmeler biraz daha ivmelenebilecekler. O yüzden bugün Nurdağ ilçesinden sonra İslahiye'de yapacağımız sözleşmenin ön temellerini atmak için buradayız. Ben işbirlikleri için Sayın Valimize, Sayın Bakanımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Burası bizim genel müdürümüz, hayır köşemiz. Gaziantep modelinin çalıştığı bir masa. Sağ olsun Sayın Valimiz buraya geldikten sonra yaptığı çalışmalarla bir Gaziantep modeli oluşturdu. Bu birlikte iş yapma modeli. Birlikten kuvvet doğar modeli. Bu modelde şu anda çok önemli bir imza atacağız. Dünyanın en büyük kara depremini yaşadık. Çok ağır imtihandan geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikle insanımızın canını korumak için büyük bir gayret gösterdik. Arkasından en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacında hızlı bir şekilde çadırdan konteynerlara, konteynerlardan kalıcı konutlara geçmeyle ilgili çok önemli bir çalışma yapıldı. Burada Çevre Bakanımız, Murat Bakanımızın da çok büyük emeği oldu. Bu proje için özellikle Sanayi Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İyileşme sürecindeyiz. Deprem bölgesinde insanların ticari hayatını geliştirerek çok hızlı eskiye dönmemiz, normalleşmemiz gerekiyordu. Bunun için de ciddi bir fon gerekiyordu. Sayın Valimizin takibi, Bakanımızın talimatıyla ticari hayatın gelişmesi için Kalkınma Ajansı'ndan çok ciddi destek aldık. Şimdi bu imzayla bizim açımızdan beşeri sermaye çok önemli. Biz Gaziantep Büyükşehir Valiliğimiz, ben okuyorum Gaziantep okuyor, eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep dedik. Çok temel ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları gidermek için büyük bir altyapı hazırlanıyor. Gençlerimiz de bundan ziyadesiyle mutlu. Gaziantep Büyükşehir olarak da biz hemen eğitim desteği verdik. Depremzede çocuklarımıza hem lise hem üniversite öğrencilerimize burs vermeye başladık. Küçük bir dokunuş çok büyük başarıyı getirecek. Allah'ın izniyle dünyanın en büyük kara depreminden en hızlı çıkan, en hızlı iyileşen ve en hızlı bunu yöneten bir şehir, bir ülke olmanın büyük bir mutluluğunu yaşayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Depremden zarar gören esnaf, hanımefendiler, gençler, tamamının ihtiyaçlarının temin edildiği, ticaretin normalleştiği, hayatın normalleştiği bir Nurdağ, bir İslahiye olsun istiyorduk. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yaptığımız binaya bugün bu protokolle sosyal girişimcilik merkezinin donanımları yapılmış olacak. Burada İslahiyeli gençler
şehir merkezinde, İbrahimli'de gençlere neye ulaşabiliyorsa, İslahiye'deki gençler de onlara ulaşmış olacak. Başta Büyükşehir Belediye'miz ve ekibi olmak üzere finansmanı sağlayan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze, altyapıda destek veren AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü Bakanlığımıza teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.